Allah. Öldü Allah mi? Seni alsın. Allah seni alsın. Dijitalkule'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Yaklaşık 5 aydır videoları ara vermiştik. Çeşitli sebeplerden dolayı. Bugün tekrar videolarımıza başlıyoruz. Bugün Raft'ın ikinci sezonuyla karşınızdayız. Yanımızda Skyblock'tan hatırlayacağınız Doğukan arkadaşımız var. Doğukan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi neden Raft çekiyoruz? Biliyorsunuz bunu daha önce çektik. Sakin, relax bir oyundu. Yeni güncellemelerle birlikte oyun bayağı bir aksiyon kazanmış. Güncellemeleri takip ettik. Artık olay tamamen aksiyon. Biraz daha gerilim, biraz daha macera dolu bir oyun haline gelmiş. Bakalım birkaç bölüm çekelim. Hoşunuza giderse devam ederiz. Gitmezse zaten farklı planlarımız var. PUBG Mobile, işte The Long Dark çekmeyi düşünüyoruz. Yine Minecraft'a devam edeceğiz. Hardcore serimiz devam etmeyecek çünkü bütün kayıtlarımız ve bağlı bulunduğumuz serverda kayıtlarımız silindi. Minecraft'a yeni bir başlangıç yapacağız. Şimdilik Raft'a odaklanalım. Yeni bir dünya kuruyoruz. Dünyamızın adı ne olsun? Sezon 2 Raft diyelim. Arkadaşlarımızla oynamaya izin veriyoruz. Normal modda kuruyorum. Dünyamızı kuralım. Hem görsel olarak hem de senaryo bakımından Raft ciddi anlamda güncellenmiş. Oynayanlar varsa biliyordur tabii. Bayağı bir değişiklikler var. Yani önceden tek düşmanımız açlık, susuzluk ve köpek balığıydı. Artık büyük adalar var. Adalarda karşımıza yaban domuzları çıkabiliyor. Onun dışında suyun içinde balon balıkları var, bizi zehirleyebiliyor. Onun dışında kafamıza taş eden ebabil kuşları var, çok büyük. Bunun gibi şeyler oynayarak siz de göreceksiniz. İstersen başlayalım doğrudan, sen de katılabilirsin. Ben şimdilik başladım. Bildiğiniz üzere craft sistemi hemen hemen aynı. Ama craft'ta da bayağı yenilikler gelmiş artık. Adamımıza birçok şey daha eklenebiliyor. Tabi bu teknemizi de geliştirmemiz anlamında faydalı. Geldim. Hoş geldin. Sen de çalışmaya başla. Craft'ın kuralı boş durursan açlıktan ölürsün annesi. Çalışmamız gerekiyor. Uzun süreden sonra video nasıl geldi sana? Valla ben şu an hiç video çekmemiş gibiyim. Çok kendimi heyecanlı ve amatör hissediyorum. Aynen ben de. Bayağı bir ara vermişiz ya. Bende itemler gözükmüyor şu an ama. Gözükmüyor mu? Hayır. Allah Allah. Her yerden mal akıyor ya. İstersen bir gir çık. Yoksa tembelliğe yine bahane mi buluyorsun ya? Yok item gözükmüyor, yok şu gözükmüyor, gözükmüyor. Yani ben çalışayım yapayım, sen de... Takıl onu mu istiyorsun? Yok ben çalışkan adamım. Tabii canım. İsten kaytarma böyle. Skyblock'tan hatırlıyoruz da böyle çalışkan olduğunu. Şimdi nasıl geldi mi? Ay gelmedim ki. Gir ya, gir. Oyun bitti, tekne bitti. Şu tahtaları almamız lazım. Teknemizi büyütmemiz lazım. Gelişmemiz lazım, çalışmamız lazım. Birçok şey lazım. Ben toplayabildiğimizi toplayalım. Arkadaşlar yakında dediğim gibi PUBG Mobile ve PUBG'nin normal bilgisayar versiyonunda da
karşınızda olacağız. İnşallah onları da çekeceğiz. Siz de bize destek verirseniz, video gelsin istiyorsanız destek verin. Biz bu işten biraz uzak kaldık. Motivasyon için sizin desteklerinize ciddi anlamda ihtiyacımız var. Görünüyor mu itemler? Gözüküyor. İyi çalış. Hemen şey yapalım abi, şu tekneyi biraz büyütelim. Çünkü bu köpek balığının biliyorsun niyeti hiç iyi değil. Önceden bildiğiniz gibi ütopyaları bulmak sadece bu radyo istasyonları, vericileri bulmakla bitiyordu. Şimdi ütopyalar çok daha büyük adalarla eklenmiş. Bu adalara çıkıyorsunuz. Tabii oyunun ilerleyen bölümlerinde bunları göreceksiniz. Yani artık sadece tekne üzerinde geçen bir oyun değil, ciddi anlamda. Artık biraz daha olayı survival ve macera şekline çevirmişler. Ben de oynadım, bayağı şaşırdım. Tam olarak da yani tamamını getiremedik, tamamlayamadık ama bu kadarı bile yetti bize. Bayağı farklı olmuş. Bakalım bu serüven nereye kadar gidecek? Önceliğimiz tekneyi mantıklı bir şekilde büyütmek. Şöyle görsel olarak da bir şeye benzesin. İstersen kare şeklinde büyütüp sonra bir şekil verelim. Aynen olabilir. Yani sayarak gidelim. Şu an neyimiz eksik? Plastik de olursa şuraya bir tane ekleriz. Taraftan da aha. Ya daha yeni koydum lambayı buraya ya. Sen nasıl bir yaratıksın? Geçen sezondan bu sezona hiçbir şey değişmemiş. Bütün terbiyesizliği, edepsizliği üstünde bu canavarın. Geçen sezonda biliyorsun teknemizi çatır çutur yiyordum. Ama bu sefer yemesine izin vermeyelim. Kafasına kafasına geçersin. Kimle ben tabii yalnızdım. Yetişemiyordum, artık beraber bununla mücadele ederiz. Uf, ne yapıyorsun? Bir tane şey gördüm, kuşu gördüm, dayanamadım. Ama sen gittin. Ya aman diyeyim, dikkat et ya. Bu ne bulsa yiyor ya, seni yer ya. Arkadaşlar dediğim gibi normal modda kurduk. Öldüğümüz zaman bütün itemlerimiz kayboluyor. Yeniden her şeyi yapmak durumunda kalıyoruz. Ama yeniden doğabiliyoruz. Eskisine nazaran dediğim gibi çok daha zorlaşmış oyun. Ama tabii bir o kadar da eğlenceli hale gelmiş. Şunu da alırsak şuraya da... Aha, o da gitti. Ne oldu şimdi? 3'e 3'lük bir platformumuz var. Güzel. 2 tane plastik lazım bana. Ne için? Kanca yapacağım kendime. Ben de bir atlayayım bakalım, şunları alayım. Şunları alayım. Kendime bir tane kanca yapayım. Ben bir tane şeyle yapıyorum. Yaptım. Ne? Ben sıkmadan yapayım. Ne yapıyorsun? Arıtmak için. Aynen aynen. Su ve yemek olayı çok önemli. Onları bizim tezelden çözmemiz gerekiyor. Okul nasıl gidiyor?
İyi gidiyor. Bu senin sonuncusu. Üniversiteye gideceğim seneye. İnşallah. Ne olacaktın sen? Doktor mu olacaksın? Evet. İnşallah. Su arıtma şey sistemini yaptın. Bir de bunun yanına biz birer tane kendimize bardak yapmamız lazım, değil mi? Ben kendime yaptım. Ya çok bencilsin arkadaş. Ben de yaparım. Ne olmuş? Bir tane plastik bulursam ben de yaparım. Burası Survivor. Öyle mi? Aynen. Tek başına. Abi sen bunu başka programlarla karıştırdın ya. O kadar da değil yani. Arkadaşız lan biz. Tamam ben de yaptım. Ne olmuş yani? Ama teknedeki bütün kokonatları yeme, tamam mı? Sayalım onları. Burası Survivor. Vay anasını. Öyle olsun bakalım. Çalış çalış. Şimdi su arıtma sistemini yaptım diye bana oradan su falan yasağı getirmezsin herhalde. Kullanabilir miyim senin su arıtma sistemini? Tabii ki. Ücretini vermem karşılığında. Allah kahretsin. Sana ne bu? Tatlılar oraya koy geri abi. Tamam abi, niye kızıyorsun hemen ya? Yaz tahtaya, anahtaya. Veririz bedeli neyse. Bizim birçok şeyi yapmamız lazım. Sen kendine bir tane de şey yap. Mızrak yap da. Şimdi Yaptım ben. oyunun daha başı. Köpek balığına müsaade etmeyelim yemesi için. Yoksa biliyorsun alıştı mı çatır çatır yer bu tekneyi. Evet iyi gidiyoruz. Plastiğimiz var. Tahtamız var. Şunları da alalım. Yemek için ne lazımdı bize? Simple grill. Basit bir grill yapalım. Ben de buraya bunu yapayım. Buraya yaptık ama çok tehlikeli bir yere yaptık. Şu olarak köpek balığı yersem var hep gider. Kenarlarını büyüteyim istersen. Aha benim altımı yiyor. Terbiyesiz, şerefsiz. Yiyemedim bu sefer. Ne oldu? Yemedim. Şimdi buraya ne geldik? Biz 1, 2, 3, 4 geldik. Tamam. Akşam oluyor. Teknede sen de ben. Şimdi buraya 4 geldik. Şuraya doğru da gitmemiz lazım. Mantıklı büyütüp düzgün bir şey yapalım. Ya geçen sezonda ben iyi bir gemi yapmıştım. Bunun da hala şeyi duruyor elimizde de. Bayağı plastik lazım bize abi. Plastik az. Karanlık oldu hiçbir şey gözükmüyor. Tabii şu an şey de yapacak durumda değiliz. Vallahi atla bakalım şunları benim toparlamam lazım. Vallahi köpek balığı bir taraftan ince bir ısırdı. Onları almamız lazım. Al 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 al. Allah öldürecek beni ha. Atla. Bizim şu
crafting table yapmamız lazım. Çalışma masasına. Ona ne lazımmış? Onun için 14 tane tahta, 2 tane de scrap lazım. Bende 12 tane tahta var. Gel güçlerimizi birleştirelim. Yapalım şu işi. Evet, topla topla topla. 14. Tamam. Yaptım. Onu da şimdi şöyle koyalım. Çevir. Şöyle çevir. Biraz dar olacak ama yapacak bir şey yok. Şunu bir tanıttıralım. Şunu bir tanıtalım. Şunu bir tanıtalım. Başka ne tanıtabiliriz? Şu an başka bir şey tanıtamayız. Senin elinde tahta veya farklı malzemeler varsa tanıt. Onlarla açılacak şeyler varsa açılsın. Tamam. Şu tahta elime geçti. Onu da tanıtayım. Şu an bayağı bir şeyler çıktı. 3 tane. Şu ışıktan yapmak istiyorum ama scrap lazım. Tahta lazım. Ben de var ya. Bir Altına tane. Vereyim. Yok. Işık yap bir tane. Sen de yapabilirsin. Şöyle ya, hem izleyen arkadaşlarımızın gözü görür hem bizim Allah. Kaç kaç kaç. Oh oh. Açılsın mı açılsın, güzel. Şurayı tamir edelim. Burayı yemiş. Evet, bu oyunun ilk başları böyle biraz sıkıcı tabi. Toplamak, toplamak, toplamak. Ama ilerledikçe tabi çok daha zevkli hale gelecek. Direkt ikinci bölümden mi başlasaydık acaba? Şimdi 4'e 4'lük bir alanımız var. Güzel. Buraya bir tane patates koydum. Bir tane de senin için koyayım. Ücretsiz yiyebilirse sıkıntı yok. Her şeyde de var patates. Her şeyde para değil yani. Ben bu adamın ağası olduğum için bana böyle işler. Öyle mi? Vay. Teknede ağa olmaz yalnız ha. Ya reis olur, ya kaptan olur. Burası sizin oralara benzemez paşam. Haydi bakalım. Şimdi 4'e 4 dedik. Biz bunu bir şuraya doğru, bir şuraya doğru büyüteceğiz. İşaretleri koyalım. Ben de ben patates attım, 14 tane. Teşekkür ederim canım. Çok naziksin. Buraya evet, doğru bir tahtam işte. Hadi güneş doğması lazım artık. Yeter yani. Tamam. Oradan bir tane fıçı geliyor. Allah susadı. Allah. Gene geldi bugün. Gel bakalım. Rıfkı Bey. Al sana. Al sana. Al sana. Ya arkadaş, bu ne edepsiz bir köpek oluyor ya. İstenmediği yerde 5 sene kalıyor aslında sadece. Ben de aldım yine bence. Hava aydınlanmaya başladı.
Her şey güzel olacak. Deniz ama biraz dalga yapmaya başladı. Vallahi deniz dalgaları ya. Dikkat et. Niye alamıyoruz ya? Bakamıyor insanlar. Ya bu karakter de ya acıkıyor. Giyelim şuna. Dedik. Evet arkadaşlar, durum böyle. Biz şu an biraz çalışmaya başladık. Tekneyi de biraz büyüteceğiz. Muhtemelen bir dahaki bölüme biraz daha büyümüş olarak görürsünüz. Biz video dışı biraz çalışırız. Değil mi Doğukan? Aynen. Bak burada aynen deyip de sonra ben karışmam falan deme. Allah. Buna dikkat et. Ciddi dalga var. Evet, tamam. Doğukan Bey, bunu neden doldurmuyor? Çünkü o ara köpek balığı saldırmıştı. Onu boğazından bile geçmeden köpek balığıyla ciddi bir mücadeleye girdiğim için dolduramadım. Kusura bakmayın. Al şunu, al abi, al. Allah. Öldün Allah mü? Seni alsın. Allah seni alsın. Öldün mü? Allah seni alsın. Ama suyun içinde öyle bir görüntüm vardı ki görmen lazım. Ya arkadaş, böyle maceralara atılma işte. Ya bu oyun teknede oynanan bir oyun biliyorsun değil mi? Buradan yakalamam lazım. Şimdi şöyle geldik, şurayı tamamlayacağız. Plastik yok abi. Topluyoruz, topluyoruz. Boşa topluyor. Ama köpek balığı o tarafa gitti. Al hemen şunları. Al 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 al. 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 Allah. Bak benim gibi oldu bittiye getireceğin hiç anlaşılmıyor bile. Ne oldu o ya? Şurayı da tamamlayalım. Şu iki tanesini. Şu bir, şurası. Bir de şurada iki tane var. Videoyu sonlandıralım. Biz video dışı biraz çalışalım. Arkadaşları da sıkmayalım boştan yere. Çünkü şu an işin tamamen ameliyat kısmıyla ilgili şeyler bunlar. Daha maceralı bölümler daha gelmedi, başlamadı. Şunları alalım. Al 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 al. Sen PUBG oynamayı biliyor musun? Yok ben bilmiyorum. O zaman öğren de senle biraz PUBG Mobile atalım. Ben de çok iyi bilmiyorum ama öğreniriz yani. Herkes oynuyor ya. İrili ufaklı. Benim şu an ders alsam lazım da ama sen kendin için geldin. Ya bırak, kendin kaç gündür diyorsun abi video çekti, ben de
videoda çıkayım falan diye. Şimdi ünlü olayım. Ha? Ben bir tek de ben de ünlü olayım diye. Tabii ben çok ünlüyüm. Ben çok ünlüyüm, sen de ünlü ol. Biz bunu ünlü olmak için çekmiyoruz. Zevk alıyoruz. Öyle bir derdimiz de yok. Öyle bir kaygımız da yok. Aha. Şuraya bir tane daha koymamız lazım. Evet arkadaşlar, bizdeki durumlar bu. Başladık tekneyle uğraşmaya. Aha, yine plastik yok. Allah! Yuh! Esen plastik, 8 tane aldım. Yo, aldım, topladım ya. Şu şeyden yapmam lazım da. Ya bu arkadaş ya acıkıyor. Aha, şey de yok. Patates yok mu? Çok var. Ya abi koy koy. Manu gebereceğiz. Denizin ortasında açlıktan öleceğiz ya. Sendeki turbun kimseye bir faydası yok, onu da söyleyeyim ya. Ha. Benim eleman şeker hastası galiba. Gözüm özü döndü ya. Başımız dönüyor. Hadi ya, sen de pişeceksen piş. Piş piş piş. Şunu yiyelim. Allah, tamam. Mis. Niye böyle yapıyor? Ne oluyor ya? Evet, istersen videoyu burada sonlandıralım. Teknemizin son durumu bu. Şimdilik yemek, içmek olayını çözdük. Crafting table'ımızı da yaptık. Artık biraz daha hızlanacağız. Biz video dışı dediğim gibi bir parça daha çalışırız. Biraz daha tekneyi büyütürüz. Ondan sonra beraber maceralara devam ederiz. Sizin görmeniz gereken gerçekten güzel şeyler var. Eğer raft oynamıyorsanız ve bilmiyorsanız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Doğukan, sana da teşekkür ederim katıldığın için. Rica ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kuleyle irtibatı koparmayın. Abone değilseniz abone olmaya devam edin. Ve beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.